Merhaba. Bu bölümde şimdiye kadar öğrendiğimiz konuların genel tekrarlarını yapmaya çalışacağız. Şimdi Idle arayüzünü başlatalım. Buradan yeni bir pencere açalım. İlk olarak bu dosyayı kaydedelim. C sürücüsünde örnekler klasörü oluşturmuştuk. Burada en son örnek 13 diye kaydedelim. Evet, ilk örneğimizi şöyle yapalım. Tabii hemen hemen bu örnek klasiktir. Çemberin çevresini ve alanını hesaplayalım. Şimdi biz matematikten biliyoruz ki bir çemberin alanı pi'ye karedir. Şöyle pi'yi böyle ifade edelim. Çarpı yıldız sembolü ile ifade edelim. R çarpı R. Buradaki R'nin yarıçap olduğunu biliyoruz. Bir de çevresini hesaplayalım. Bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. 2 çarpı pi çarpı R. Evet, buradaki R değerini kendiniz de belirleyebilirsiniz. Kullanıcıdan da isteyebilirsiniz yarıçap değerini. Biz kullanıcıdan alacağız. Böylece genel olarak bir tekrar da yapmış olacağız. İkinci bir konu ise buradaki pi sayısının bir sabit olması. Dolayısıyla bu pi sayısının değerini biz kendimiz vereceğiz. Şimdi değişken tanımlama notasyonlarında hatırlarsanız sabit değerleri biz büyük harflerle yazdığımızı söylemiştik. Biz de bu notasyona uyarak pi sayısını büyük harflerle yazalım ve değerini 3.14 olarak belirtelim. Böyle bir float sayı. Tabii float sayı olduğu için işlemlerimiz float olacak. Varsayım olarak zaten Python bunları cast edecek. Dolayısıyla biz cast işlemlerini buna göre yapmaya özen gösterelim. Şimdi kullanıcıdan bir yarıçap isteyeceğiz ve bunu yarıçap değişkeninde tutalım. Yarıçap diyoruz. Kullanıcıdan veri isteme fonksiyonu input fonksiyonuydu hatırlarsanız. Şöyle input. Ama bu input fonksiyonu varsayım olarak string değer döndürüyordu. Yani siz buraya gireceğiniz herhangi bir veri varsayım olarak string'ti. Sayı da girseniz string'ti. Bunu bizim cast etme yani dönüştürme işlemine tabi tutmamız gerekiyordu. Hangi tür veriye dönüştüreceğiz? Tabii ki float verisine. Çünkü pi sayısını float olarak tanımladık. Ancak siz bunu tabii integer de yapabilirsiniz de varsayım olarak Python burada float değeri gördüğü için işlemlerde float sonuç çıkaracağından biz de float değeri cast edelim. Float yapalım. Şöyle parantezi açıp kapatıyoruz. Dolayısıyla buradaki input fonksiyonunu ctl x ile kesiyorum ve buradaki float'ın içerisine ctl v ile yapıştırıyorum. Şimdi bir de input'a kullanıcıdan ne tür bilgi isteyeceğimizi girelim. Lütfen yarıçap girin. Şeklinde bir mesaj olsun. Evet, kullanıcı yarıçapı girecek. Daha sonra float'ta cast edilecek ve cast edilen bu değer yarıçap değişkeninde saklanacak. Şimdi işlemlerimizi yapabiliriz. Şöyle ki örneğin çevreyi hesaplayalım. Çevre neydi? Yukarıda zaten yazıyor. 2 çarpı pi çarpı r yani yarıçap. Bu şekilde çevreye girmiş olduk. Bir de alanı hesaplayalım. Alanımız neydi? Pi çarpı r çarpı yani yarıçap çarpı yarıçap. Şimdi bu işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. Kare alma işlemini ya da öğrendiğimiz üst alma operatörüyle de yapabilirsiniz. Bu nasıl yapılıyordu? Pi çarpı, yine buraya pi yazayım. Pi çarpı yarıçap çarpı çarpı 2 şeklinde yapılıyordu. Bu iki defa yıldız yazınca biliyorsunuz üst almaydı. Burası taban oluyordu sol taraftaki. Sağ taraftaki de üst değeri oluyordu. Yarıçapın karesini almış olduk. Bu yöntemi de tercih edebilirsiniz diye ben yine yorum satırıyla belirttim. Evet, buradaki bütün değerler float değeri oldu. Alan ve çevrenin sonucu da float oldu. Şimdi bunları yazdırmamız gerekiyor. Yazdırmadan önce tabii şunun kontrolünü de yapabilirsiniz. Girilen yarıçap değeri sıfırdan büyük mü? Yani pozitif mi? Uzunluk biliyorsunuz ki negatif olamaz. Öyleyse biz daha bu değerleri hesaplattırmadan bir if şartı koyalım. Kullanıcıdan değer istendikten sonra şuraya bir if şartı koyalım. If diyelim, girilen yarıçap değeri sıfırdan küçük mü? Eğer sıfırdan küçükse ekrana şöyle yazdıracağız. Print uzunluk negatif olamaz. Başka şartımız var mı? Başka şartımız yok. Bir de sıfırdan büyük olma şartı var. Tabii sıfır olsa bile sıfırın uzunluğu da tabii hesaplanabilir. Sonuç yine sıfır olacak. Dolayısıyla iki türlü şartımız olduğundan if ve else bloğu açmamız gerek. Sıfıra eşit mi diye durumunu kontrol etmemize gerek yok. Onun durumunda zaten çevre ve alan hesaplanabilir. Dolayısıyla else deyiminde artık bu işlemleri yaptıralım. Şurayı ctrl x ile kesiyorum. Şuraya gelip bir tab boşluk bırakıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bakın bu kaydı. Bunu da bir tab boşluk bırakacağım ki
else deyiminin içerisinde olsun. Şu an alan ve çevre hesaplandı. Şimdi bunları ekrana yazdıralım. Tabii farklı farklı yöntemler tercih edilebilir. İlk yöntem diyelim. Yazdırma 1. Şöyle yazdırabilirsiniz. Alan diyelim. İki nokta üst üste. Virgül koyabiliriz. Alan. Bu şekilde bir işlem yaptığımızda alan yazacak. Daha sonra virgül olduğundan kendiliğinden bir boşluk bırakacak buraya ve alan değerini yazacak. Hemen bunu test edelim. Dosyayı kaydettik. F5 tuşuna bastık. Lütfen bir yarıçap girin. Örneğin 4 girdim. Bakın hemen alanı hesapladı. Gördüğünüz gibi burada otomatikman boşluk bıraktı. Virgül olduğu için. Bunu eğer virgül değil de artı sembolüyle birleştirseydik. Hemen bir altına da çevreyi bu şekilde hesaplatalım. Bakın buraya da çevre diyorum. Ve virgülü kaldırıp artı sembolü koyuyorum. Bu da biliyorsunuz stringlerde birleştirme işlemi yapıyordu. Tabii bu artık string değer olduğu için bunu da string'e cast etmeniz gerekiyor. Şöyle cast edebiliriz. str built-in fonksiyonu kullanalım. Ve bu alanı içerisine alalım. Bu şekilde alan türünü artık string'e cast ettik ve yazdırabiliyoruz. F5'e bastık. Yarıçap girin. Örneğin 4 girdik. Bakın alan ve çevre hesaplandı. Dikkat ederseniz çevrede artık birleştirme işlemi yapıldı. Bahsettiğim aslında buydu. Farklı farklı yöntemleri de deneyeceğimizi söylemiştim. Şöyle yapalım. Bir de yazdırma yöntemi 2 diyelim. Bir de format biçim belirleyicisi var. Şöyle yazdırabiliriz. Print diyelim. Örneğin alan diyeceğiz. İki nokta üst üste koyacağız ve bu alanın karşılığı olarak bir belirteç ekleyeceğiz. Belirteci şöyle ekliyoruz. Curly bracket yapmamız gerekiyor. Klavyedeki boşluk tuşunun hemen yanında bulunan alt kereye basılı tutuyoruz. 7 ve 0'a basıyoruz. Bu şekilde süslü parantez açıp kapattık. Buraya ilk değeri olarak 0 veriyoruz. Daha sonra bir boşluk bırakalım. Buradaki sıfırıncı parametreye, bunlara artık parametre deniliyor. Karşılık gelen değeri yazmamız lazım. Onu da şöyle yazacağız. Nokta format fonksiyonunu yazıyoruz. Yanlış yazdık. Format. Burada format fonksiyonuna hangi değeri yazdırmak istediğimi söyleyeceğiz. Örneğin alan değerini yazdırmak istiyorum. Bu şekilde buradaki sıfır değerine karşılık alan değeri gelmiş olacak. Kaydedelim. Tabii şunları da yorum satırı haline getireyim. Ekranda çıkmasın. Kaydettik. F5'e bastık. 4 girdim. Görüldüğü gibi alanı hesapladı. Zaten buradaki sıfırdan yan yana parametreler yazılabileceğini de anlamışsınızdır. Hemen şöyle yanına bir virgül koyup çevre diyeyim. İki nokta üst üste. Yine curly bracket yani süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Tabii bu sıfırıncı parametre ise bir sonraki parametre de 1'dir. Öyleyse bu birinci parametreye karşılık gelen değer de çevre. Bu şekilde buradaki format fonksiyonuna da virgül koyup çevreyi yazıyorum. Dolayısıyla buradaki alan sıfırıncı parametreye, çevrede birinci parametreye geçmiş olacak. Kaydediyorum. F5 tuşuna basılıp çalıştıralım. Yarıçap girin. 4 girdim. Görüldüğü gibi alan ve çevreyi hesapladı. Bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Şimdi diğer bir yazdırma yöntemine değinelim. Bu da yazdırma 3 olsun. Bu da string formatlama işlemi. Buradaki print fonksiyonunu da yorum satırı haline getirelim. Evet, enter yaptık. Print. Şimdi alan yazıyoruz. 2 nokta üst üste. Buraya yüzde ifadesiyle s yazıyorum. Bu s string'in kısaltılmışı. Bunun yerine yüzde f yazsaydım float'ın kısaltılmışı. Ya da d yazsaydım bu da decimal yani integer bir sayının kısaltılmışıydı. Ben şimdi ekrana string değer yazdırmak istiyorum. Yani float değerden string değere dönüştürme işlemi yapacağım. Bunu yazdıktan sonra buradaki çift tırnak sembolünden dışarı çıkıyorum ve bir yüzde daha koyuyorum. Daha sonra buradaki parametreye karşılık gelen, yüzde s'ye karşılık gelen değer alan. Alan ifadesini buraya yazıyorum. Bu şekilde de işlem yapılabilir. F5'e basıyorum. Yarıçap girdik. Görüldüğü gibi alanı ekranda gösterdik. Bakın burada %s yazmıyor. Çünkü %s'nin %s parametresinin değerini alan değişkeni aldı. Bu şekilde de formatlama mümkün. Tabii aynı zamanda
şuradaki örnekte olduğu gibi, parametre işlemlerinde olduğu gibi da yazabiliriz. Mesela v çevre diyelim. İki nokta üst üste. Bir tane daha yüzde s ifadesiyle yazdırmak istiyorum. Hatta bunu yüzde f ile yazdırayım. O halde artık iyi görünmesi için şu alanı parantez içerisine alalım ve virgül çevre diyelim. Bu da ikinci parametre. Yani yüzde f'ye karşılık gelen değer. Buranın sırası önemli. Yukarıda da önemliydi. Buradaki alan yüzde s'ye karşılık gelecek. Çevrede yüzde f'ye karşılık gelecek. Kaydettik. F5'e basalım. 4 girdim. Görüldüğü gibi çevreyi float değer olarak hesapladı. Ve burada virgülden sonra 6 basamak var. Eğer istersek bu basamakları da müdahale edebiliriz. Şöyle yapacağız. Virgülden sonra kaç basamak görünmesini istiyorsanız yüzdeden sonra nokta koyup basamak sayısını yazmanız lazım. Örneğin 2 basamak görünmesini istiyorsunuz. Buraya 2 yazacaksınız. Yani yüzde nokta 2 f şeklinde bir ifade. Eğer buraya 2 yazarsanız virgülden sonra 2 basamak gözükecektir. Örneğin kaydedip çalıştıralım. Örneğin 4 yazdım. Görüldüğü gibi virgülden sonra 2 basamak. Bakın burayı ben 3 basamak yapayım. Bu sizin hassasiyetinizi belirtiyor. Nokta 3F oldu. Kaydediyoruz. F5'e basalım. Yarıçapı 4 olarak girdik. Bakınız basamaklı bir değer olarak çıktı. Tabi float değerlerde bunu yapmak mümkün. String değeri, buradaki float değeri string'e çevirip öyle yazdırıyor. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bir de bunu tabi decimal olarak yazmayı deneyelim. D yazdık. F5'e basalım. 4 girdik. Görüldüğü gibi doğrudan 50 olarak yazdı. Yani noktalı sayıları tamamen attı ve yuvarlayıp 50'ye tamamladı. Bu şekilde desimal olarak da yazdırabiliyoruz. Evet, bu örneği burada bitirelim. Dairenin alanını ve çevresini hesapladık, ancak birçok teknik öğrendik. Yazdırma teknikleri öğrendik. If ve else komutlarını da kullandık. Sonraki örneklerle devam edelim.